Efendim, ben Hande Aras. Yepyeni ve bambaşka bir programla karşınızdayım. Öncelikle bu hafta neler var? Hep birlikte bir göz atalım. Başmasına göç etmek isteyenler, şu an gelen davaların birçoğu aile birleşimi ilgili. Bunun sebebi de esitilen besliyoruz, o yüzden kendimize. 45 gün sürede fıçılarda bekleyerek, dinlendirilerek sonra. Bazen fark ettiğimiz şu konular oluyor. Müvekkiller bütün detaylı bilgileri bize aktarmadığı için. 3 tane ödeme şekli var aslında. İlk başta tabii ki saat ücreti, her avukatın saat ücreti oluyor. Kendisinin belirlediği bir rakam. Online'da %99, mağazada %70, %65 Türk müşterileri. Bizim kitlemiz. Tabii ki var, tabii ki var. Yani çift taraflı koruma sağlanıyor. Hem firma için hem de ev hanımlarının için korumalar, bütün önlemler alınıyor. Tabii. Ama şu anki direnç sisteminde öyle bir kayıp yok. Aroma daha bir ortaya çıkıyor. Birçok danışanım, hocam biz kebap yiyemeyecek miyiz, hocam şırdan yiyemeyecek miyiz gibi sorulara maruz bırakıyor bizleri. Şu anda Hollanda'da 1500'e yakın Nogay Türk'ü yaşamaktadır. Bir de hastalarımıza, hastaya özel kişisel bir hizmet veriyoruz. Şöyle ki, 2017 yılında Türkiye'de ihracatta ilk 1000'e giren bir firma. 700. oldu. Yüksek kalitede hukuk hizmeti vermeyi amaçlayan Özkara Hukuk Bürosu'na gidiyoruz. Ve avukat İsmet Özkara'nın sözlerine kulak veriyoruz. İsmet Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmet Özkara. Yaklaşık 14 yıldır Hollanda görev yapıyorum avukat olarak. 1980 doğumluyum. Aslen Kayserliyim. Ve burada doğdum, burada büyüdüm. Nasıl bir eğitim hayatınız oldu? Uzun, yorucu ama başarılı, öyle diyeyim ben size. Çünkü düşük seviyede başladık. Hollanda'nın sistemi biraz farklı oluyor Türkiye'ye bakarak. Ama Allah'a şükür olsun sonunda başardık. Uzun da olsa mesleğimizi elimize aldık. Avukat olmaya nasıl karar verdiniz? Aslında şöyle oldu. Şimdi burada yaşadığımız için ister istemez sıkıntılar yaşıyoruz. Yabancı olarak, çocuk olarak olsun, genç olarak olsun. Aslında şöyle oldu. Kendi hakkımızı aramak için avukat olduk diyebilirim. Çünkü bu olay aslında çok derine dalabilirim ama dalmak istemiyorum. Çünkü uzun mazisi var. Buradaki gençler anlayabilir beni. Burada yaşayan Türk kökenli vatandaşlar beni çok iyi anlayabilir. Çünkü ister istemez ayrımcılığa oluyor. Burada ayrımcılık oluyor. Hakkını aramak istiyorsun. Bizi de aynı şekilde, yani hak aramak için aslında hukuk diyebilirim. O şekilde oldu. Genel olarak hangi davalarla ilgileniyorsunuz? Şu an genellikle baktığım davalar oturum davaları. Yani Türkiye'den Hollanda'ya göç etmek isteyenler. Bu ne anlama geliyor? Diyelim ki Türkiye'den buraya iş yeri açmak isteyenler veya çalışmak isteyenler veya aile birleşimi göç etmek isteyen vatandaşlara hizmet veriyoruz. Bir avukatın davanın gidişatına etkisi ne derece önemli? Çok önemli. Çünkü konu uzman olması gerekiyor, araştırma yapması gerekiyor. O yüzden bu konularda iyi bir avukat seçmekte fayda var. Yani çalışacağımız avukatı seçerken özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Önemli nokta uzman olması. Ve ikinci nokta dürüst olması. Yani şu an ilk görüşme yaptığında zaten avukatın bütün şansları değerlendirmesi gerekiyor ve müvekkiline karşı dürüst olması gerekiyor. Önemli olan zaten olay budur. Alanınızda hangi sıkıntılar öne çıkıyor? Yani şu an oturum davasında genellikle baktığımız dava var, Ankara Antlaşması ile ilgili. 1963 yılında yapılan Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir antlaşma var. Bu antlaşmalar şu an Hollanda Devleti tarafından tanımak istemiyor. Biz de şu an mahkemelerde bunun hukuk savaşını veriyoruz. Sıkıntılar bu konuda ama uzmanlığımızla bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bu Ankara Antlaşması bizlere neler sağlıyor? Zaten şu an biz avukat olarak mültecilere bakmıyorum. Yani baktım sadece Türkiye'den buraya Ankara Antlaşması'na göç etmek isteyenler. Şu an gelen davaların birçoğu aile birleşimi ile ilgili. Bunun sebebi de 2021 yılında çıkacak olan yeni uyum yasası. O yüzden insanlar bu uyum yasası gelmeden evliliklerini yapıp Hollanda'ya göçmek istiyorlar. Bir de ayrıyeten ticari amaçlı gelmek isteyenler var Ankara Antlaşması'ndan dolayı. Bu uyum yasası Hollanda'ya evlilik yoluyla gelmek isteyen vatandaşlar daha önce uyum yasasına tabi tutulmuyorlardı. Şu an 2021 yılından itibaren bu uyum yasası yürürlüğe girecek. Yani bu şu anlama geliyor. Ankara ve İstanbul'daki konsolosluklarda ilk önce Hollandaca dil sınavı almaları gerekiyor. Daha sonra göç hakları doğuyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Yeni kanun.
Ve şu anda biz bu kanunun hukuki savaşını veriyoruz. Çünkü bu da bizim görüşümüzde Ankara Antlaşması'na aykırı. Ankara Antlaşması'yla gelmek isteyenler genelde Türkiye'den çok fazla şey yapıyorlar. Nasıl diyeyim, çok zor, nasıl olacak, nasıl bitecek falan. Bu anlaşmayla bir şey, bir ticaret yapmak isteyenler nasıl başlamalı ve bu süreci nasıl atlatmalı? Evet, şu an önemli olan tabii uzman kişilere başvuru yapmaları gerekiyor. Eğer buraya ticari amaçlı gelmek istiyorsa mecburen güzel bir business plan ve Türkiye'de bir geçmiş olması gerekiyor, ticari geçmişi. Ve burada yatırım yapması gerekiyor. Yani örnek olarak bir berber olarak, bir dönerci olarak buraya geldiğin zaman kesinlikle buradaki yabancılar şubesi onay vermez. Yani yeni bir şirket olması gerekiyor ve Hollanda ekonomisine katkı sağlaması gerekiyor. Bu önemli. Yenilikçi bir fikir istiyorlar aslında. Genellikle o şekilde, aynen. Çünkü eskilerden duyduğumuz hep şeydi işte, atıyorum geldi terzi dükkanı açtı, geldi berber dükkanı. O geçti artık, onlar geçti artık. Yani şu an gerçekten bir yatırım istiyorlar. Bir de ayrıyeten şu var tabii, expat olarak gelenler var. Expat şu anlama geliyor. Belli bir seviyede kalifiye eleman olarak, yani üniversite seviyesinde olmanız gerekiyor. Ve ayrıyeten buraya müdür veya kalifiye işçi olarak gelmeniz gerekiyor. Yoksa Hollanda'ya şu an göç biraz sıkıntılı gözüküyor. Bu alana yönelmek isteyen gençlerimize neler söylemek istersiniz? Ya şimdi hukuk konusu biraz sıkıntılı. Yani uzun bir eğitim, sabır gerektiren bir şey. O yüzden sabırlı olmaları gerekiyor. Bir de inanmaları gerekiyor. Zaten inanmak başlamanın yarısıdır. O yüzden sabırlara inanç çok önemli. Ya başarılı bir avukat olmak için özellikle hangi özellikleri taşımanın? Önemli olan dürüst olmak ve uzman olmak. Yani bir konuda uzmanlaşmak. Bütün davalara bakan avukat meslektaşlarım var. Tavsiye etmiyorum çünkü bir konuda uzmanlaşman gerekiyor. Örnek olarak yani bir başınız ağrıdığı zaman veya gözünüz ağrıdığı zaman göz doktoruna gidersiniz. Yani kalp doktoruna gitmezsiniz. O yüzden hukuk da böyle. Oturum davası olduğunda oturum avukatı, ceza davası olduğunda ceza avukatı. Uzman kişiye gitmekte fayda var bu konuda. Başarılı bir avukat olmak için hangi özellikleri taşımanız gerekiyor? Önemli olan dürüst olmak ve müvekkilimize karşı bütün gerçekleriyle anlatmak. Yani olayın şansı nedir, dava kazanma şansı nedir? Ve birbirine karşı güven çok önemli tabii, müvekkil-avukat ilişkisinde. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim olay şu, Türkiye'den Hollanda'ya göçmek isteyenler varsa, ticari amaçlı veya işçi olarak buraya gelmek isteyen varsa yardımcı olmaya çalışabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim İsmet Bey. Başarınız devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Güzelliğine ve sağlığına önem veren, her kadına hitap eden ve Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren güzellik merkezi öncülerinden Filiz Sağır'ı getiriyoruz şimdi de ekranlarımıza. Sevgili izleyenler, bugün Hollanda'nın Rotterdam şehrindeyiz. Yanımızda Gold Beauty'nin sahibi Filiz Hanım var. Merhaba Filiz Hanım. Merhabalar. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Filiz Sağır ben. Doğma büyüme Rotterdamlıyım. Üçüncü nesilim burada. Evliyim, 3 çocuğum var ve güzellik sektöründe 9 yıldır öncüyüm. Peki şu anda burada ne gibi hizmetleriniz bulunmakta? Ya aklınıza gelebilecek bütün işlemler var neredeyse güzellik alanında. Cilt bakımından tutun da depresyon, ameliyatsız yüz germe, ameliyatsız estetiğini adres ediyoruz o yüzden kendimize. Ama şu an tabii ki kendi tasarımımız olan birkaç cihazımız da mevcut. Ve onun daha arkası gelecek. Vücut şekillendirme cihazımız da yolda. Bunun müjdesini vereyim. Mükemmel bir şey. Bu alanda kendimiz yeterli bilgiye sahibiz ve en ilerini sunmaya devam ediyoruz. Peki çalışanlarınızla nasıl iletişiminiz var? Her şeyden önce aile gibiyiz biz. Zaten başarımın en büyük sebeplerinden birisi kız kardeşim Bahar. Yanımda. 9 yıldır yanımda kendisi. Ve ekibimizin başında olan kişi de kendisi. Mevcut başarınıza kız kardeşine mi borçlusunuz yani? Birlikte sırt sırta vermenin büyük bir katkı sağladığına inanıyorum. Yalnız değilim yani. Hollanda'da başka yerlerde eğitimleriniz veya sunumlarınız oluyor mu? Oldu. Hollanda'da oldu. Yurt dışında da oldu. Ama inşallah salon olarak da daha Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz. Çok geniş bir takipçi kitlemiz var. Biz müşterilerimiz, misafirlerimiz diye adlandırıyoruz. Biz Avrupa'nın her bölgesinden geliyorlar. Sağ olsunlar. 8 ile 10 bin arası müşteri ağırlama kapasitemiz var yıllık. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Akademimize herkesi bekliyorum. Türk bayanları ayrıcalıkla. Avrupa'nın her yerinden başvuru yapabilirler. Eğitimlerimiz tamamen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış. Ve uluslararası geçerli sertifikalar veriyoruz. Bütün alanlarda son derece donanımlı eğitimler bunlar. Yine diyorum, hayallerinize geç kalmayın.
herkes kendi başarı hikayesini yazmak için hiçbir zaman geç kalmamıştır. Çok teşekkür ederiz Filiz Hanım. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Güzel hayatınız olarak Adana'mıza da hoş geldiniz diyorum. Ne mutlu bize ki Adana'mızı ve şalgamımızı anlatmaya sizin vesilenizle vesile oluyor. Çok mutlu oluyoruz. Hoş geldiniz. Şalgamın üretim yerindeyiz ama herkes geri planda aslında bunu merak eder. Fabrikada nasıl bir işlem yürütülüyor? Bundan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi şalgam bildiğimiz gibi çok faydalı bir içecek. Tek şeyimiz, rakibimiz gazlı içecekler. Gazlı içeceklere karşı doğal antibiyotik ürün satıyoruz. Şimdi aslında şalgamdan biraz bahsetmek istersen nasıl yapılır onu anlatayım. Şimdi şalgam bildiğimiz şalgamın kendi turbu, mor havuç ve bulgurla mayalama yöntemiyle sonradan içine biraz tuz ilave ederek 45 gün sürede fıçılarda bekleyerek, dinlendirilerek sonra dinlendirme tanklarındaki süresi dolduktan sonra, mayalama süreci bittikten sonra da filtre edilerek ürün doluma geçiyor tam otomatik makinelerde. Aslında doğal bir ortamda 45 gün bekleyerek mayalanıp ondan sonra sunuma geçiyor. Aynen. Peki faydalarını sıralayalım. Daha sonra insanlar bunlara nasıl ulaşacak ve ağınızı anlatacaksınız ama ben istiyorum ki faydalarını sıralayalım önce. Buyurun. Şimdi şalgamın en büyük özelliğinden bir kere antioksidan bir ürün. Hazmı kolaylaştırıyor, sindirimi kolaylaştırıyor. İçinde bir kere şeker yok. Şekersiz bir içecek. Şimdi bu işte tuzluymuş gibi hissettiriliyor. Aslında ürünün ana temasında şalgamın ekşili bir içecek aslında. Tuzlu bir içecek değil şalgam. Ekşili, mayalama süreci olmasından kaynaklı, ekşili bir içecek olmasından kaynaklı o tuz hissi yaratıyor. İçine tuzu bizim koymamızın nedeni içindeki faydalı şeyleri koruyalım diye. İçindeki koruma materyali de biraz daha tuz, hem de lezzet versin diye yapıyoruz. Faydalarını sıralayalım Selahattin Bey. Biliyorsunuz şu an virüs var. Evet. Yani insanların farklı içecekler arayışları da var. Aynen. Şimdi yani en büyük özelliği işte şeker ve kolesterolü düzenliyor. Bağışıklık sistemini kolaylaştırıyor. Doğal probiyotik bir ürün. Ondan sonra içinde bütün A, B, C'yi taşıyor. Şimdi baktığınız zaman diğer rakip ürünlerle, içeceklere baktığınız zaman çok böyle alternatif olan aslında bir içecek değil. Her türlü öğünde, her türlü içeceği içebiliriz bu şalgam suyuyla. Tüm Türkiye size nasıl ulaşacak? Ulaşıyor mu? İhracatınız yurt dışına var mı? Buyurun. Evet, biz Türkiye'de aşağı yukarı 70'e yakın Türkiye'nin her ilinde bayimiz var. Bayiler aracılığıyla ürünleri noktalara ulaşıyoruz. Bütün aşağı yukarı Türkiye'nin elle gösterilecek bütün yerel marketlerde de bu ürünleri çok rahatça bulabiliyoruz. Yerel market ve ulusal marketlerin tamamında ürünlerimiz satılıyor. Bayilerimizin aracılığıyla. Hı hı. Yurt dışında da yaklaşık 30 ülkeye ben mal satıyorum. Yani başta Avrupa olmak üzere Amerika, Kanada, oralara kadar mal gönderiyoruz. Bir de e-ticaret sitemiz var. Oralarda da ürünlerimizi ulaşılamayan yerden evlere teslim ediyoruz. Kilikya ne demek? Kilikya, Çukurova'nın eski ismi. Bu coğrafyanın eski ismi Kilikya. Farklı branşlarda deneyimlerini birleştiren abla kardeş hukukçular Meral ve Atilla Ünalan'la gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Atilla Bey, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Atilla Ünalan. Tilburg Üniversitesi'nde mezunum. Pre-master'ım ve master'ım orada tamamladım. 2012'de hukuk müşavirliğine başladım danışman olarak. 2 senedir de ablamla beraber avukatlık bürosunu beraber işletiyoruz. Genel olarak hangi davalarla ilgileniyorsun? Çeşitli davalarla meşgulüm aslında. Sosyal haklara bakıyorum. İş hukuku, kira hukuku, borçlanma ve icra davalarına bakıyorum. Ablamla zaten ayrı çalıştığımız için alanlarımız farklı. Ama bu en çok benim baktığım davalar bunlar. Dosyalara biraz da içerik olarak anlatacak olursak, sosyal haklarda mesela emeklilik problemleri, ÜEF'deki malum emeklilik durumu, işsizlik maaşı, hastalık maaşı, bunlarla alakalı itiraz davaları olduğu zaman veya mahkeme süreçleri olduğu zaman bunlarla daha çok ilgileniyorum. İş hukukunda mesela şu an korona zamanında
işsiz kalanlar için veyahut da işverenlerin işçilerin maaşlarını ödemediği zaman oluşan sorunlar çok olduğu için genelde iş hukukuna da bakıyorum. Kira hukuku da zaten ona keza. Koronadan dolayı zaten biliyoruz çoğu iş yerleri kira ödemede sorun yaşadığı için daha çok hukuk problemleri oluşuyor bu şekilde. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Kaza avukatı olarak çalışmıyorum ama genelde sorumluluk, yani tazminat davaları veya da sigorta davaları, sigortadan alınamayan veya da gelen bir red kararı olduğu zaman ona genelde itiraz edebiliyoruz, dava açabiliyoruz. Onlarla da ilgileniyorum. Çalışacağımız avukatı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Avukat seçerken şu çok önemli. Şimdi avukatlar da doktorlar gibi uzmandır. Yani mesela ben genelde bunu müvekkillerime örnek olarak veriyorum. Bir karın ağrısı olduğu zaman göz doktoruna gidilemez. Ha, gidilir ama doğru bir yardımcı olma durum olmaz. Bizde de öyle uzmanlıklar var. Yani ben mesela bütün davalara bakmıyorum. Ceza hukukuna bakmıyorum. Kaza avukatlığı olarak çalışmıyorum. Boşamalara bakmıyorum. O yüzden bunları biraz böyle ayırt etmek lazım, uzmanlaşmak lazım. O yüzden de bir müvekkil ya da herhangi birisi bir hukuki problem olduğu zaman uzman bir avukata danışması gerekir. Alanınızda ne gibi sıkıntılar çıkıyor peki? Bazen fark ettiğimiz şu konular oluyor. Müvekkiller bütün detaylı bilgileri bize aktarmadığı için, yani hukuki bir çözüm üretebilmek için ya bu biraz engel olabiliyor. O yüzden her zaman müvekkilimize diyoruz ki bütün bilgileri açıkça, detaylı bir şekilde bize aktarırsanız ona göre çözüm üretebiliriz. Tabii şimdi yaptığımız alanları anlatıyorum ama sadece kişilere yönelik çalışmıyoruz. Yani firmalar olsun, başka büyük şirketler olsun, bunlara da danışmanlık yapıyoruz. Türkçemizin olması tabii biraz daha Türk vatandaşlara avantaj oluyor. Daha rahat konuşabiliyorlar. Hollandaca konuşmuş olsak belki dertlerini fazla rahat bir şekilde anlatamayacaklar. Meral Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz ofisimize. Benim adım Meral Ünalan Akkan. 7 yıllık bir avukatlık deneyimim var. Başka bir ofiste çalıştım. Kardeşim Atilla zaten bildiğiniz gibi beraber çalıştığımız için ortak çalışalım dedik. O şekilde ofisimize başladık 2018'de yılında. Şu an işte 2 sene doldurmuş bulmaktayız. Avukatın davanın gidişatına etkisini ne derece önemli peki? Şu şekilde önemli tabii ki. Sonuçta yani her avukat olsa bile herkesin bir kendi bir tarzı, bir çalışma stili vardır aslında. Hani tabii ki bu karakter yapısına da tabii ki yansıyor. Sonuçta önemli olan aslında daha çok müvekkilin istediği nedir? Hani ne gibi bir hakka sahiptir? Ve gerçekten bu davada sonucu ne olabilir diye bir şekilde konuşulması lazım. Hani artıları, eksileri nedir? Hani detaylıca bilgi verilmesi lazım ki transparan olması lazım. Sonuçta dürüst olmak lazım. Hani sonuçta bizim ofisimizde hani kardeşimle birlikte zaten hep önemli olduğu konuların birisi zaten dürüstlük. Yani müvekkilimize olan bilgiyi, gerçek bilgiyi yansıtmak, hani bir şekilde göstereceğimiz çabaları anlatmak, bir şekilde neler alabilir, neler alamaz, bir şekilde şansı nedir, hani yüzde kaç, aşağı yukarı bilgi vermeye çalışıyoruz. Peki müvekkillerin ödeme koşulları nelerdir? 3 tane ödeme şekli var aslında. İlk başta tabii ki saat ücreti, her avukatın saat ücreti oluyor. Kendisinin belirlediği bir rakam. Ya saat ücreti ya da bazen dosya bazlı yani belirli bir sabit ücret olabiliyor. Onun haricinde burada öyle bir sistem var ki bir de devlet de aslında yardımcı olabiliyor. Hani bir şekilde müvekkillerin belli bir gelirleri yoksa veya mal varlığı yoksa, belli bir sınırın altındaysa o zaman devlete yardım edebiliyor. Yani bu şekilde devlet destekli diyoruz. Hollandaca aslında tuğfuhun deniyor ona. Çoğu müvekkilleri, yani bizim Türklerin çoğu bilmiyor aslında. Ve onunla bilgilendirmemiz lazım. Sonuçta hakları varsa o şekilde daha avantajlı oluyor. Müvekkiller o zaman tek bir maaşın yüksekliğine göre genelde 2 sene önceye bakılıyor. Şu an 2018. Onların yıllık gelirine bakılıyor. Belli bir seviyenin altındaysa ona göre bir ek pay belirlenmesi lazım. Ona göre tek bir şekilde bir miktar ödüyor. Ondan sonra devlet karşılıyor. O bir şekil var. Bir de ayrıca tabii Türkiye'de pek yaygın değil ama burada bir de ayrıca hukuk yardımı sigortası oluyor. Yani sonuçta herkesin özel bir şekilde sigortalanma hakkı var. Ona aylık prim ödüyor. O şekilde eğer hukuki bir yardıma gerek varsa o şekilde sigortadan karşılanıyor. Yani avukatla sigortanın arasındaki bir anlaşmadan dolayı müvekkil hiçbir şekilde bir avukata ücret ödemiyor.
Buna da ayrıca burada Rechtsbeistand Versicherung diyoruz. Değişik değişik poliçeler var, sigortalar var. O şekilde poliçede ne gibi şart, ne gibi bir rakam, hani bir bütçe varsa ona göre sigortayla anlaşabiliyor. Faaliyetleri ve başarıları Hollanda sınırını aşmış bir işletmeye gidiyoruz şimdi de. İşletme müdürümüz Ejder Akçay'dan çok önemli bilgiler aldık. İzliyoruz. Ejder Bey merhaba. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben 1980'de İzmir'de doğdum. Lise dönemine kadar İzmir'de eğitimimi tamamladım. Daha sonra üniversite İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. İktisat Fakültesi mezuniyetinden daha sonraki süreçte dil eğitimi ve de master eğitimi için Amerika'ya gittim. 3 sene kadar Amerika'da kaldım. Tabii ki sadece dil ve master eğitimi değil, ticaretin ilk deneyimlerini de Amerika'da yaşadım. Nasıl kuruldu? Çok eski, 1988'lere kadar dayanıyor. Kurucusu Erdoğan Aktaş, buraya gelen birinci nesil Türk göçmenlerimizin kurdukları, işte müteşebbis Türklerin kurdukları firmalardan bir tanesi. Ben de şimdi bu firmada yaklaşık 4-5 yıldır direktör olarak biraz daha firmayı farklı bir noktaya götürmeye çalışıyorum. Kimlere hitap ediyorsunuz peki? Müşteri kitleniz kimler? Bizim müşteri kitlemiz şu anda çok ağırlıklı olarak Türk. Türk müşterilerine hitap ediyoruz ürün grubumuzda. Ama bu demek değil ki sadece Türk müşterileri. Bizim özellikle Arap müşterilerimiz de var. Orta Doğu bölgesinden müşterilerimiz de var. Faslılar, ülke ismi vermek gerekirse Suriyeliler. Afrika'dan yine aynı şekilde belki Türk insanının çok fazla da aşina olmadığı Eritreliler, Somaliler, bunlar da var. Online'da %99, mağazada %70, %65 Türk müşterileri bizim kitlemiz. Ürünlerinizin özelliklerinden ve öne çıkan detaylardan biraz bahsedebilir misiniz? Türk markalarımızın çok eksklusif ürünleri var. Çok seçkin ürünler var. Züccaciye'de çok aktif Türkiye'deki üreticiler, tasarımcılar, dizaynlar. Yani biz bunları sadece Türk müşterisine hitap ettiğimiz için değil, gerçekten beğenerek getiriyoruz. Orada çok canlı bir ürün grubu var. Bunları getirebildiğimiz kadar farklı ürünleri getirip buradaki müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Peki nasıl bir ekibiniz var? Ekip olarak biz kendimiz fedakarlık yapıyoruz. Onu söyleyebilirim. Benim hem kendi mağaza müdürüm, hem kendi depodaki arkadaşlarım, hem satış ekibindeki arkadaşlarım, hem de dükkanın düzenlenmesinde, temizlenmesinde, yani emek veren, bu işin bir tarafından tutan herkes bir fedakarlık yapıyor. Bizim ekibimiz şu anda elinden geleni yapıp daha iyisi ne olabilir? Bunun üzerine kafa yoran bir ekip. Bu da illaki bir şekilde bir sonuç doğuruyor. Bakalım, ekibimizi güçlendirerek büyütmeyi hedefliyoruz. Bu da zamanla olacak bir şey. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim son olarak eklemek istediğim şey, şu an biz ekip olarak Avrupa'nın birçok noktasına hizmet götürüyoruz. Hem perakende satışta hem toptan satışta. Ama kendimizi bununla kesinlikle sınırlandırmıyoruz. Şu anda bizim canlı olarak Amerika'dan sipariş alıp gönderdiğimiz müşterilerimiz de var. Avustralya'dan sipariş alıp gönderdiğimiz müşterilerimiz de var. Japonya'dan sipariş alıp gönderdiğimiz müşterilerimiz de var. Bunları örnek vermek için söylemiyorum, gerçekten gönderiyoruz. Bu bizi çok daha motive ediyor. Dediğim gibi bu noktada biz tamamen internasyonel bir anlayışla bir hizmet kalitesi tutturmak ve de bir firma kültürü oluşturmak ve bu noktada da başarıya ulaşmak için bir yola çıktık, devam ediyoruz. Söylemek istediklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılarınızın devamı diliyorum. Ben teşekkür ederim. Atölyeleri sanallaştırarak yepyeni bir iş imkanı yaratan bir yere gidiyoruz. Evet efendim, işte zirve izleyicileri, inanılmaz muazzam bir yere geldik. Çok keyifli bir röportaja geldik. Bu röportajda şunları baz alacağız. İşsizlik ve istihdamla ilgili tekstil sektöründe ve diğer sektörlerde inanılmaz keyifli bir röportaj yapacağız. Şimdi yanımda firma yetkilileri var. Önce sizden başlayalım, sizi birazcık tanıyalım. Ersin Yılmaz. Projeye başlarken ülkemiz içindeki
tüm sektörlerin içinde bulunduğu sıkıntıdan dolayı. Pandemide böyle bir ekonomide sıkıntı olduğu için kadınların, ev hanımlarının evde iş yapabilme imkanını sunabilmesi için böyle bir proje geliştik ekibimizle beraber. Gökhan Kökten, Ersin Bey'le beraber bu projenin sahibiyiz. Biz bu projeyi 3-3,5 sene evvel başladık. Ben bu pandemi bittikten sonra tekstilin altın çağını yaşayacağına inanlandırdım. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına istihdam yaratmak adına sunulan bir projedir. Aslında şöyle bir şey var, ben şunu anlatmak istiyorum buradan. Ev hanımlarına istihdamı yaratırken firmalara da aslında bir istihdam ortamı sağlıyoruz. Kesinlikle. Yani firmaların iş yapışlarını arttırdığımız için, daha fazla iş yaptırdığımız için onlar da yine atölyede çalıştıracak elemanları arttırmış üye olmak istiyorum. Evet. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Çok basit. Cep telefonunuza indirdiğiniz bir uygulamayla sizin özlük haklarına çok müdahale etmeden kişisel bilgilerinizle buraya üye olabiliyorsunuz. KHK'lar da var tabii, kamu hakları tabii, koruma. Tabii ki var. Yani çift tabii. Taraflı tabii. Koruma sağlanıyor hem kesinlikle. Firma için hem de ev hanımlarını için kesinlikle. Korumalar bütün tabii önlemler alınıyor. Tabii. Peki son olarak buradan ev hanımlarına ve veyahut iş verenlere söylemek istediğiniz? İnşallah kaliteli ve güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bütün herkese hayırlı olsun. Bizim için buradaki işin manevi tarafı şu, yani bizi tatmin eden tarafı şu. Biz ilk defa Türkiye'de milli bir proje gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz ve destek bekliyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bize. İlk üyelerden birisin. Neler söylemek istiyorsun? Zaman geçirmek, hem maddi açıdan da faydasını görebileceğimi düşündüm. Bu kadar işleyiş olacağını düşünmemiştim. Ama benden istenilen işler olsun, talep olsun, kendimi beklentinin de üstüne çıktım. Kendimi artık daha farklı şekillerde iş kurmayı düşünüyorum. Kendime bir atölye açıp yakın çevrede ben eve taşımayı düşünürken artık bir atölye üzerinden devam etmeyi düşünüyorum. İş bayağı boyutlandı. Evet, çünkü istediğimin kat kat üstünde talep gördü. Sizler de yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Atölye olarak katılan firmalardan bir tanesiydi. Normalde atölyelerin iş bulması şu pandemi dönemi sürecinden dolayı sıkıntılı. Sanal atölyem sayesinde firma bulma sorunu ortadan kalkıyor. Bununla birlikte hem boş duran makinelerini aktif hale getirebiliyorsun. Hem sistemi güçlendiriyorsun. Tabii elemanlarını hem işsiz bırakmamış oluyorsun. Bu nedenle de bir sirkülasyonu yakalayıp herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun. Peki, teşekkür ederim. Ankara'da çok özel bir steakhouse'a gidiyoruz. İzleyelim. Evet efendim, şimdi sizleri öyle bir yere getirdik ki burada inanılmaz. Yani bir et yemek için Ankara'ya mı geldiniz derseniz evet, Ankara'ya geldik. İsmim Vedat Gözkıran, işletmecilik yapıyoruz. Asıl işimiz tarım ve hayvancılık. Bir süre sonra bu işe adım attık, ilerlemeye çalışıyoruz. Hayvancılıktan geldiğin için iyi et yapabiliyorsun. Bizim etlerimiz özenle seçiliyor. Günlük tezgahlarımıza geçen etlerin hepsi test edilir. Et konusunda iddialıyız. Çünkü hep kendi kesimlerimiz, kendi üretimlerimiz. Ayrıca iş yerimizde kullandığımız sebze türü, atıyorum kuru soğanından, patatesinden kullandığımız sebzelerden, onlar da bizim kendi üretimlerimiz. Kendimizin yemediği bir şeyi insanlara sunmuyoruz. Herkes daha uyguna en iyi eti yesin. İyi eti alabilmek için hayvanın bizde düve olarak geçerler. Kesimden sonra zaten dry age sistemi var, biliyorsunuz ki dry age'de etin bir dinlenme süresi var, 28 gün 34 gün arası değişiyor. Etlerimiz dry age dolabına geçince bir tarih konur. Belli bir tarihe kadar etler iyice kanını ve sinirini bıraktıktan sonra dolaplarımıza sergilenir ve müşterimize ulaştırılır. Siyahlaşıyor derken dry age dolabında dinlendiği sürece etin iki tabakası vardır. Ön ve arka tarafı zaten iyice kan çeker, kararır zaten. Bu etin içinin kararması değil. Dinlenme süresinden geçtikten sonra kesme işlemi olunca ön ve arka tarafında kuruma olur. O tabakalar alınır. Buradan artık porsiyon halinde kesip sunuma hazırlanır. Peki doğru saklanıldığı zaman 10 yıl sonra bir et yenilebilir mi? Yenebilir mi? Yenebilir. Ama belli bir süresi var tabii ki. Lezzet kaybı olur. Etin aroma kaybı olur. Ama şu anki dry age sisteminde öyle bir kayıp yok. Aroma daha bir ortaya çıkıyor.
Bir de bu pandemiden dolayı bayağı bir hijyen kurallarına tuzlar olsun, işte kekik olsun, pul biber olsun, bunlar hepsi hijyen kurallarına ve temassız menülere de geçilmiş herhalde, değil mi? Tabii ki her şeyden önce lezzet ve hijyen. Pandemi dönemindeyiz, ona ekstra dikkat ediyoruz. Hem et hem de böyle bir süreçten geçmek insanların aklına soru işaretleri bırakıyor. Onu bırakmamaya çalışıyoruz. Zaten kalitemizi, lezzetimizi Ankara'mızda bilmeyen yoktur. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Çok da dikkat ediyoruz. Tek kullanımlık tuzluklar, kekikler, pul biberler. Her şey tek kullanımlık. Tabaklarımız dahi gün içinde kullanılan tabaklar bizde tekrar yıkanıp masaya gelmiyor. Kullanılan tabaklar ertesi güne kadar hijyen oluyor. Affınıza sığınarak buradan sizin adınıza bir hediye vermek istiyorum izleyicilerimize. Şimdi sosyal medyanızı takip edecekler. Sosyal medyanızı takip eden bir çifte burada yemek. Cezar Steakhouse'u takip ediyorsunuz buradan arkadaşlar. Bu da benim hediyem olsun. Cezar Steakhouse'u takip eden bir çifte burada güzel bir akşam yemeği veriyoruz. Doğru mu? Tabii ki. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu pandemi sürecinde herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Dikkat etmelerini öneriyorum. Buraya gelebilecek bütün halkımıza, vatandaşlarımıza kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum. Ben de aynı şekilde buraya, İstanbul'dan kalkıp buraya et yemeye geldiysem Vedat Bey'e katılıyorum demektir. Ve çok hijyen ve inanılmaz güler yüzlü bir personel bizi karşıladı. Siz bizi izlemeye devam edin, biz de gezmeye devam ediyoruz efendim. Adana'da kebap yiyerek zayıflayabilir misiniz? Evet. Zayıflayabilirsiniz. İşte işin sırrını diyetisyen Sebahat Gök anlatıyor. Değerli izleyicilerimiz, işte zirve programında herkesin çok merak ettiği zayıflama konusunda uzman bir konuğumuz var bugün. Kendisini yakından tanıyalım. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Ben diyetisyen Sebahat Gök. Erciyes Üniversitesi'nden mezun oldum 2018 yılında. 2 yıldır severek, eğlenceli bir şekilde mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Evet, yolunuzda başarılar diliyoruz o zaman Sebahat Hanım. Biz biliyoruz ki ve ekranlarda da aslında çok fazla diyetisyen var. Ve bundan izleyicilere çok fazla formüller gidiyor. Sizde bir formül var mı? Yoksa bu formülleri yıkan bir şeyler mi söyleyeceksiniz bize? Buyurun. Aslında benim ana konseptim yasaksız beslenme. Neden? Çünkü kilo veren insanların en büyük problemi süreç tamamlandıktan sonra kiloyu tekrar almaları. Fakat ben onlara neyi vaat ediyorum? Bu süreçte yasaksız beslenerek öğrendiğiniz şeyler hayatınıza katarak sürdürülebilir bir yaşam elde edelim ve verdiğiniz kiloları koruyun. Çok farklı. O zaman hani diyetisyenler genelde şunu yiyin, bunu yemeyin diyor. Ama sizin öyle bir kısıtlamanız yok. Doğru anladım değil mi? Kesinlikle doğru anladınız. Özellikle Adana'da yaşıyorsanız eğer, birçok danışanım, hocam biz kebap yiyemeyecek miyiz? Hocam şırdan yiyemeyecek miyiz? Gibi sorulara maruz bırakıyor bizleri. Ben de onlara şunu söylüyorum. Elbette yiyeceksiniz ama bunun yeri, zamanı ve miktarı var. Biz eğer bu ayarlamayı güzel bir şekilde yapabilirsek elbette yiyebilirsiniz. Hem de yiyerek kilo verebilirsiniz. Çünkü aç kalarak kilo vermek, üzülerek söylüyorum ki, hem hatalı hem de sonunda tekrar kilo alabileceğiniz bir süreç. Bu yüzden hem yiyeceksiniz, midenizi doyuracaksınız, hem de yediğiniz şeylerden keyif alarak bu süreci çok eğlenceli bir halde tamamlayacaksınız. Şimdi Sebahat Hanım, öyle güzel bir şey söylediniz ki Adana kebabından vazgeçmeden kilo vermek. Bu nasıl olacak? Açıkçası şöyle, bizim yaptığımız en büyük hata diyet süreçlerinde her şey yasak diye yaklaşmak. O yasak yiyemezsin, bu yasak yiyemezsin, bu yasak yiyemezsin. Ne oluyor biliyor musunuz? Süreç tamamlandıktan sonra siz bir porsiyonu doyabilecekken onu ikiye çıkartıyorsunuz. Ben size ne yapıyorum? Diyorum ki evet yiyebilirsiniz. Yanında bunu da yiyeceksiniz, bunu da yiyeceksiniz. Hem zevk alacaksınız hem de bu süreçte o kebabı nasıl yemeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Şimdi peki, adım adım gidelim. Sebahat Hanım, ben size geldim. Bir danışanınız olarak belli oranda kilom var. Ya da bunu siz tespit ettiniz. Neye göre tespit ediyorsunuz? Önce onu alalım sizden. Öncelikle şöyle bir özelliğimin olduğunu söylemek isterim. Ben her danışanımla özel ilgilenirim.
İlk görüşmem 1 saat sürer, diğer görüşmelerim ortalama yarım saat sürer. Amacım sizi tanımaktır, yaşam koşullarınızı tanımaktır. Sizi tanıdıktan sonra bir cihazımız var, yan kas ölçüm yapan, ona çıkartıyoruz. Ardından beden kütle indeksi gibi vücudunuzdaki belli noktaların mezurayla ölçümünü yaptıktan sonra sizin için bir aralık belirliyoruz. İdeal kilo kavramına inanmıyorum. Siz nerede mutluysanız biz orada dururuz. Sebahat Hanım, ben istiyorum ki Sebahat Gök, diyetisyen Sebahat Gök olarak şimdi herkes sizi Instagram'da ekleyecektir. İzleyenleri bu tüyolardan birazcık haberdar etmek istiyorum. Buyurun. Tabii ki. En önemli tüyomuz, lütfen kendinizi tanıyın ve farkına varın. Yani işin özü sizde bitiyor. Ben tüm danışanlarıma şunu söylüyorum. Bu bir ekip işidir. Başarının da başarısızlığın da %50'si bende, %50'si sende. Eğer ki iki tarafta tam gaz mücadelesini ortaya koyarsa süreç hem çok keyifli oluyor hem de çok güzel sonuçlanıyor. Evet, çok güzel özetlediniz. O zaman ne diyoruz? Diyetisyen Sebahat Gök Hanım ve ortak bir şekilde ilerlediği zaman kilolardan kurtulmak mümkün. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok keyifli ederiz. Bir sohbetti. Dilerim ki izleyenlerin kafalarındaki soru işaretleri biraz da olsa hafifletebilmişizdir. Eğer ki bana ulaşmak istiyorsanız dyt.sebahat.gok adresinden bana ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Teşekkürler. Türk kültürü esasları içerisinde Nogay tarihini, kültürünü ve müziğini yaşatan bir yere gidiyoruz. Başkan Orhan Demirci'yi getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Sevgili izleyiciler, Hollanda'nın Amsterdam şehrindeyiz bugün. Ve yanımızda Nogay Türkleri Vakıf Başkanı Orhan Bey var. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk Merve Hanım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Orhan Demirci. 30 yıldır Amsterdam'da yaşıyorum. Ticaretle uğraşıyorum. 10 yıldır da Hollanda Nogay Türkleri Vakfı'nın başkanıyım. Peki Nogay Türkleri kimlerdir? Nogay Türkleri, Türk boyları içinde en çok soykırıma ve sürgüne uğrayan Türk boylarından birisidir. Bu vesileyle Türkiye'ye göç eden Nogaylarımız, 60'lı yıllardaki Avrupa'ya işçi göçü sebebiyle Hollanda'ya da gelmişlerdir. Şu anda Hollanda'da 1500 yakın Nogay Türk'ü yaşamaktadır. Peki Nogay Türkleri Vakfı nasıl kuruldu? UNESCO'nun bir çalışması vardı. Önümüzdeki 100 yıl içinde bir çalışma olmazsa kaybolacak diller, kültürler arasında yer aldığımızı listeye koydular. Biz de bundan şey yaparak vakfı kurmayı düşündük. 2006 yılında vakfı kurduk. İşte 16 yıldır vakıf devam ediyor. Vakıf olarak ne gibi faaliyetleriniz var? Vakıf olarak ilk önce biz kaynaşma amaçlı, eğlence amaçlı faaliyetler düzenledik. Tabii bunlardan sonuç alamayınca eğitime ağırlık verdik. 130 yıl sonra, göçten 130 yıl sonra ilk kez Nogay dilinde basılan bir hikaye kitabı bastırdık. Bunun arkasında Nogay Türkçesi Grameri diye yine bir Türkiye'nin katkılarıyla bunları yaptık. Bunlardan sonra gençlerimize ağırlık vermeyi düşündük. Gençlik kültür gezileri düzenliyoruz. Gençlerimize futbol turnuvaları, voleybol turnuvaları yapıyoruz. Türk ve Nogay tarihi sempozyumları düzenliyoruz. Gençlik ağırlıklı artık bundan sonraki programlarımız, çalışmalarımız gençlik ağırlıklı. Peki Nogay Türkleri Hollanda'da hangi alanlarda aktif rol oynuyorlar? Hollanda'nın her sektöründe varız. Doçentinden doktoruna, sporcusundan siyasetine, araba tamircisinden ticaretçisine birçok alanda varız. Bu da bizi gösteriyor ki kalıcı. Bunları daha da ileriye götürmek için elimizden gelen çabayı da göstereceğiz. Peki Orhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hollanda Nogay Vakfı olarak biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi sıradaki haberimiz herkesi ilgilendiriyor. Orta bedi ve kök hücre uzmanı Ahmet Özyazgan'a kulak veriyoruz. Merhaba, ben yardımcı doçent doktor Ahmet Özyazgan, ortopedi ve kök hücre uzmanıyım. İstanbul Beylikdüzü'nde kendi kliniğimde hastalarıma
hizmet vermekteyim. Hocam, kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi son yıllarda geliştirilen en güncel ve en ileri tedavi yöntemidir. Hastamızın göbek veya basen bölgesinden aldığımız yağlar sayesinde hastamızı hem zayıflatıyoruz, hem şekillendiriyoruz, hem de aldığımız yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli olan bölgesine naklediyoruz. Bu sayede hastamız ameliyatsız bir şekilde iyileşmiş oluyor. Hastanede yatmadan, bıçak değirmeden, narkoz vermeden ve hiçbir risk altına girmeden, hastadan hiçbir imza almadan hastamızı ameliyatsız bir şekilde iyileştirebiliyoruz. Kök hücre sayesinde hastalarımızın vakti kaybolmuyor, işlerinden güçlerinden kalmıyorlar. Sabah gelen hastamızı öğlenden sonra evine ya da işine yollayabiliyoruz. Peki hocam, insanlar şimdi sizin neden tercih etsin veyahut da diğer doktorlardan farkınız nedir kök hücrede? Öncelikle Türkiye'de kök hücreyi yapan ilk doktorlardan birisi benim. Benim 10.000'in üzerinde vaka sayım var. Bu konuda çok deneyimliyim, çok tecrübeliyim. Bir de hastaya özel kişisel bir hizmet veriyoruz. Şöyle ki, normal dışarıdaki lüks hastanelerde bizim yaptığımız fiyatların 5-6 katını söylemelerine rağmen biz kendi muayenehanemizde daha mütevazi şartlarda, daha ekonomik şartlarda hastalarımıza bir fiyat çıkartıyoruz. Adeta piyasanın 5'te 6'da bir fiyatına kök hücre tedavisini aynı şekilde ve daha kaliteli, daha lüks bir hizmetle sunabiliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize? Benim ekstra bir farkım şudur. Hastalarıma adeta kişiye özel bir hizmet sağlıyorum. Örnek veriyorum, hastanın her iki dizinde problem var ve yüzünde de dolgu yapılması gerekiyor. Kök hücre dolgusu yapılması gerekiyor. Ben ikisini aynı fiyata yapabiliyorum. Hastalarımıza hem ekonomik, hem kaliteli, hem de doğru bir sonuç verebilmek adına ciddi efor sarf ediyoruz. Hocam, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, daima beklerim. Yerimiz İstanbul Beylikdüzü Belediye Metrobüs Durağı'nın hemen yanında. Hastalarımız buraya kendi araçlarıyla veya metrobüsle rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde ulaşabilirler. Yurt dışından veya şehir dışından gelen misafirlerimizi havalimanından karşılatıp konaklamalarını sağlayabiliyoruz bu konuda. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.